Evet gençler, yeni bir dersin kitaplarını daha tanıtıyoruz. TYT Biyoloji arkadaşlar. Dikkat edin, TYT arkadaşlar. Şimdi TYT Biyoloji bizim için niye önemli? Özellikle tıp kazanmak istiyoruz. Tıp kazanmak istiyorsanız farkı atabileceğiniz ders biyoloji gençler. Biyolojide fark atmadıkça tıp kazanamazsınız. İyi bir tıp hiç kazanamazsınız. Ama tabii ki Türkçe ile matematik temel ders. Yani bu ikisini mecburen yapmak zorundasınız ama hani sayısalda tıp kazanmak istiyorsanız farkı dediğim gibi biyolojide atacaksınız. Diyelim biyoloji yeni başlıyorsunuz. Diyelim biyolojideki seviyeniz temel, orta ve ileri diye üçe böldük değil mi? Bazılarınız temeldedir, bazılarınız orta seviyededir, bazılarınız ileri seviyededir arkadaşlar. Bir de tekrar ediyorum, bak bu çok önemli gençler. Genellikle karıştırıyor arkadaşlar. Mesela çocuk derece sınıfını alıyorlar çocuğu. Tamam, toplamda iyi net yapıyor ama atıyorum tarihi çok kötü olabilir o öğrencinin ya da biyolojisi çok kötü olabilir. Yani o yüzden bir derste iyisiniz diye diğer derslerde de iyiyiz diye bir anlam yok. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden ders ders değişiyor seviyeniz. Bir kere bunu bir anlayalım artık. Diyelim temel seviyedeyiz ve yeni başlayacağız. Tabii ki TYT Biyoloji 0. Karekökün arkadaşlar. TYT Biyoloji 0'la başlıyoruz. Bu kitap bize temel seviyede çok yardımcı olacaktır arkadaşlar. Bunu ben zaten fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, bütün sayısalcılara, temel seviyede olanlara bunu tavsiye ediyorum. Bununla birlikte hatta matematikçilere şöyle söylüyorum. Bakın, matematik sıfır olan bir öğrencim bunun karekök yayınlarının sıfırı matematiğini bitirdi arkadaşlar. 18 net yaptı. Tamam, o kadar önemli yani bence bu. Peki diğer ne? Kafa denginin TYT biyolojisi arkadaşlar. Kafa denginin TYT biyolojisi soru bankası. Bunların arkadaşlar, ama tekrar ediyorum, derslerini nerede dinleyeceksiniz? Tabii ki biyolojide ders dinlemek çok önemli. Konu çok önemli çünkü. Matematik gibi değil. Matematikte yardır soru çözmeye arkadaşlar. Ama biyoloji öyle değil. Önce konu dinlemeniz lazım. Konu çalışmanız gerekiyor. İşte onun için dershaneye gidiyorsanız dershanedeki hocayla birlikte gidebilirsiniz. Ya da önden bir YouTube'da bir hoca seçiyorsunuz yine. Unutmayın arkadaşlar, en iyi dershane YouTube dershanesi. Oradan bir tane hocayı belirliyorsunuz. Sizin hoşunuza giden bir taneyi seçiyorsunuz ve onun bütün videolarını izliyorsunuz, tamam mı? Oradan sonra oturuyorsunuz, soru bankalarını çözüyorsunuz. Biyolojiyi çalışırken konu çalışmadan lütfen soru çözmeye başlamayın. Peki asıl çoğunluğun olduğu orta bölüm ne yapacak? Bunlara 3 tane kitap söyleyeceğim arkadaşlar. Fazla söylememin nedeni, dediğim gibi, tıp kazanmak isteyen öğrenciler var. Farkı atacakları ders biyoloji. Çok ayrıntı var biyolojide çünkü. Birincisi arkadaşlar, Karekök Yayınları'nın biyoloji soru bankası. Ben bunu bütün öğrencilerime, kendi koçluğumdaki öğrencilerime zorunlu tutuyorum arkadaşlar. Benim koçluğumdaki öğrenciler soru çözmek zorundalar. Hedefimiz bu sene 200 bin soru. Çözmezlerse arkadaşlar kesinlikle koçluğu da bırakıyorum. Ailelerine başta da bunu söylüyorum. Hani ödevler yapılacak, kitaplar bitecek. Ha, kitap kontrolü ben tabii ki gidip tek tek öğrenci kontrol edemem. Aile kontrol edecek. Anne babayı da devreye sokuyoruz. Yani veli çok önemli. Veli mutlaka çocuğunun ders çalışırken neler çektiğini görmek zorunda. Hani bir dershaneye yazdırıp kurtulamaz. Tamam mı? Kontrol edecek. Neyse, bunu bitirdik. Peşinden arkadaşlar Limit Yayınları'nın biyoloji soru bankası. TYT AYT diyor bu ama ben TYT kısmını tavsiye ediyorum asıl özellikle tabii ki. Fakat TYT bittikten sonra da AYT'ye geçeceğiz. Bu arada biyolojide hani iç içe konular da çok fazla var. O yüzden hani çözülebilir, bu tip kitaplar da çözülebilir ama ben AYT için ayrıyeten kitaplar tavsiye edeceğim size, merak etmeyin. Fakat bu Limit Yayınları'nın biyoloji soru bankası da orta seviyedeki öğrenciler için güzel. Bir de arkadaşlar orta seviyedeki öğrenciler için Biyotik Yayınları arkadaşlar. Bu kitap orta seviyeden, hatta ortadan sizi alıp ileri götürebilecek bir kitap. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Geçen sene çok fazla faydalandık bu kitaptan. Pek çok öğrencim bununla biyolojiyi sevdi ve biyoloji ilerletti daha doğrusu. Orta seviyeden aldı biyolojiyi bu kitap, ileri seviyelere götürdü. O yüzden bu tip öğrencilere aşırı tavsiye ediyorum bu kitabı. Şimdi gelelim, ileri seviyedeyiz. O zaman bu kitapları çözmenize belki de gerek yok. Belki son bir tanesini çözebilirsiniz ama ileri seviyedeki bir öğrencinin bence mesela Karekök sıfırla falan zaman harcaması gereksiz. Peki onlara neyi tavsiye ediyorum? Arkadaşlar endemik. Endemik geçen sene benim ileri seviyedeki öğrencilerimden en fayda aldığım kitaplardan bir tanesi. Endemik Yayınları arkadaşlar, biyoloji soru bankası, TYT ve burada ben AYT'yi göstermişim. Zaten ileri seviyedeki öğrenciler artık TYT ile bence uğraşmamalılar. Direkt AYT konularına da geçmeliler. Tabii ki baştan TYT'den başlayıp da gitmelerinde fayda var biyoloji için. Ama ileri seviye, özellikle fizik, kimya, biyolojide, fen bilimlerinde TYT, AYT ayırmadan her konuyu çalışmalı ileri seviyedekiler. Ama orta ve temel seviyedekiler hemen AYT konularına geçmemeli tabii ki. Buradan sonra Aydın Yayınları arkadaşlar. Aydın TYT.
Bunu ben ileri seviyedeki öğrencilerime, Aydın'ın ileri seviyedeki öğrencilerime tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fizik, kimya, biyolojisini temel ve orta düzeydeki arkadaşlara tavsiye etmiyorum. Hatta dediğim gibi geçenlerde bir fizik yayınında söylemiştim bu kitabı. Bir tane öğrenci şey yazmış, ya hocam o kitap çok zor, çıkmayacak derecede zorlamışlar. Çok fazla zor soru var, ne yapacağız falan diye, çözmeyelim falan diye. Ben dedim ki ben bu kitabı herkese tavsiye etmedim ki, ileri seviyeye tavsiye ettim. Yani şöyle düşünün, 9, 10, 11'den beri soru çözen, biyolojide en az 5-6 tane kitap bitirmiş bir öğrenci düşünün. O öğrenciye siz basit kitap verseniz çözebilir mi? Çözemez, zaman kaybeder. O yüzden iyi öğrencilere tavsiye ediyoruz. Daha doğrusu ileri düzeydeki öğrencilere. Arkadaşlar kimyasını bulamadım, fiziğini getirdim ama aynı kitabın yani 3-4-5'in TYT biyolojisi var arkadaşlar. Bunun biyolojisini tavsiye ediyorum. Yeni baskıları vardır. Yakında kitap evimize de gelecektir arkadaşlar. Buraya gelirseniz, bu arada size bir tavsiyem arkadaşlar. Buraya geldiğinizde Mezuna Kalanlar kanalından geliyoruz derseniz Şans Kitap Evi'ne, adresi videonun girişinde koyuyorum, izlerseniz oradan. Size arkadaşlar gerekli indirimler yapacaklar. Bizim adımızda verirseniz, tamam mı? Beni Cahit Hoca gönderdi derseniz Metin Hoca size gerekli indirimleri de yapacaktır. Merak etmeyin arkadaşlar. Ama tekrar ediyorum, seviyenize uygun kitap seçin. Tabii ki arkadaşlar çok fazla kitap olacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten üniversiteye hazırlık maliyetli. Her dersten en azından 3 soru bankası bitirmemiz gerekiyor. Üstelik bunların hani 3 tane TYT, 3 tane AYT olmak üzere belki 6 tane soru bankası bitirmemiz gerekiyor. İşimiz çok zor ama unutmayın, bu sene hedefimiz 200 bin soru. Gerçekten öyle yola çıktık. Başaramayız belki, önemli değil ama bunu hedefledik arkadaşlar. Çok çalışmak istiyoruz. Çünkü sene sonunda hüsrana uğramak istemiyoruz. Evet, bugünlük de biyolojiyi konuştuk arkadaşlar. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Umarım üniversiteyi kazanırsınız. Metin hocamızın bugün çok işi vardı. O yüzden arkadaşlar katılamadı. Ama önümüzdeki haftalarda Metin Hoca da olacak. Metin Hoca da sözel kitapları, sözel dersleri tavsiye etmeye devam edecek. Ne kaldı? Coğrafya var, felsefe var, sosyal bilgiler var. Onların hepsini Metin hocamız bize anlatacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.